Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 10 Aralık 2019 miladi tarihine göre. Miladi tarihine göre. Rabiul Evvel'in kaçıydı bugün? Rabiul Ahir'in evvel dedim. 13 Rabiul Ahir, yani Rabiul Ahir'in 13. günü 1441. Bu da Hicri tarihine göre. Yani miladi tarihine göre 10 Aralık 2019. Hicri tarihine göre 13 Rabiul Evvel 1441. Bugün inşallahü teala imtihanül evkiyaya ne ediyoruz? İptiya, iptida ediyoruz. İmtihanül evkiyaya iptida etmeden önce Efendimiz aleyhissalatu vesselam başta olmak üzere bütün al eshablarına, ensar muhacirlerine, bütün enbiya evliya şühedaların ruhlarına, bütün Müslümanların ruhlarına, hususen İmam-ı Birgivi, İmtihan-ı Eskiyan'ın müsannifi ve bunun üzerine yazılmış olan muhaşşi şarihlerin ruhlarına birer Fatiha, üç İhlas-ı Şerifleri okuyalım, ruhlarına hibe edelim, kitabımıza, dersimize başlayalım. İmam-ı Birgivi malum Türk alimlerinden, musanniflerinden bir büyük alim. İlmiyle, zühdiyle, adam-ı tavizkarlığıyla meşhur bir alim. İmam-ı Birgivi 929'da dünyaya gelmiş, hatırladığım kadarıyla, eğer yanlış hatırlamıyor isem. 929'da dünyaya gelmiş. 26'da diyor bu sen. 26 kile var, deniz kile 929 diyor. Ve kile senete... Olabilir. Aklımda kalan 929 veya 926 tarihinde ne olmuş? O şahsa gel Ensari'dir 926. Ülide Muhammed İbni Aleyhi Birgivi senete 926 Hicri. Belki o ihtilaf da olabilir. Çünkü o tarih aynı şahsa gel Ensari'nin 926'da. Neyse İmam Birgivi'nin vefatı 926 veya 929. Şey, doğumu vefatı değil. Vefatı da 981. Eğer doğumu 929 ise 52 yaşında vefat etmiş. Eğer 926 ise 55-56 yaşlarında vefat etmiş. İmam Birgivi bu kısa ömrü içerisinde 60 eseri vardır. Meşhur 27-29 sayılıyor ama 60 eseri var. Büyük veya küçük hepsi 60 eseri vardır. Hemen hemen her dalda ne yazmış? Kitap yazmış. Şimdi vefatı bu deyince, şimdi imtihan-ı evkiya, ezkiya, zekiyyunun neydir?
cemedir. Zeki talebelerin imtihanı. Çünkü ibareleri biraz ağır. Oturaklı yalnız ağır. Hani bazı ibareler devri cümleler gibi kullanılmış, zorlaşmış. Bu öyle değil. Ağır ibareleri yerinde kullanmış. Bildiniz değil mi? İmam Bilgivi vefat doğumunu dedik. 926 ve 29 vefatı 981. Ne de doğmuş, dünyaya gelmiş? Bilgi. İzmir'in Bilgi şu an Aydın'a bağlı Allah varlığı. Eskiden İzmir'e bağlıydı. İzmir'in o zamanki şeyine göre Bilgi ilçesinin ismidir. Orada doğmuş. Şu an resmi olarak Aydın'a bağlı. Dünyaya geldikten sonra babası büyük alimlerden, büyük müderrislerden biriydi. Bu bizim söylediğimiz Kanuni dönemi. Babasının yanında hafızlığını bitirmiş, Kur'an yüzünde okumuş, hafızlığını bitirmiş. Sarf, nahv, mantıkın bir kısmını babasının yanında okumuş. Babasını bunu alıp İstanbul'a göndermiş. İstanbul'da ne etmiş? Babasının ismi de Ali Efendi diyorlardı. Lakabi Zehni Dede ile meşhurdu. Şu an kabri de Bilgi'dedir. Hatta ziyaret ediliyor babasının kabri bile. Zehni Dede, Ali Efendi ile Ali Efendi ismiydi. Zehni Dede lakabiydi. Şimdi İstanbul'a gidince Kızılmola isminde bir alim varmış. Osmanlı'nın meşhur medreselerinden bir medresenin baş müderrisiydi, sorumlusuydu. Onun yanına gidiyor. O Kızılmola lakabiydi, ismi Abdurrahman'dı. Onun yanında okuyor, okumasını bitiriyor, icazetini alıyor. İcazetini aldıktan sonra bunu Edirne, Osmanlı'nın ilk başkenti olan Edirne, o zaman çok kıymetliydi. Osmanlı'nın ilk başkenti. İstanbul fethedilmeden önce başkenti Edirne'di. Edirne'ye gidiyor. Orada askeriyenin kassamının görevini üstleniyor. Yani ölen askerlerin mal varlıkları, miraslarını taksim ediyor. Çünkü İmam Bilgivi miras konusunda da meşhurdu. Orada Allah alem 4 sene yakın kalıyor. 4 sene yakın kalıyor. 4000 dirhem para kazanıyor. Tabii ücret karşısında bunu yapıyor. Tekrar İstanbul'a geliyor. Abdurrahman isminde bir şeyhe yanına gidiyor. O Şeyh Abdurrahman Bayramiyet tarikatının mensubuydu. Onun yanına gidiyor. Tasavvufi ders almak için, intisap etmek için. Bayramiyat tarikatı da Hacı Bayram Veli'ye dayanıyor. Hacı Bayram Veli de Somuncu Baba'nın halifesiydi. Somuncu Baba'nın neydi? Halifesiydi. Tabi İmam Bilgivi Hacı Bayram Veli'den müteahhirdir. Hacı Bayram Veli 1470'lerde mi ne? Miladi yani hicri değil. Allah alem 1400 yani 1400 küsürdür tam hatırlamıyorum. 1470 tam rakam vermeyelim. O civarlarda vefat etmiş. Hacı Bayram Veli her tarikatın belli bir zatta isim değişikliği oluyor. Mesela Nakşibendi tarikatı İmam Nakşibendi Şeyh Muhammed Bahauddin'den sonra bu ismi almış. O sonuncu baba tarikiyle Hacı Bayram Veli'ye gelen tarikat Hacı Bayram Veli'den sonra Bayramiyet tarikatının adını almıştı. O tarikata mensup Şeyh Abdurrahman'a gidiyor.
intisap etmek istiyor. Şahabrahman diyor böyle olmaz. Sen orada kazanmış olduğun parayı geri vermen lazım. Tekrar Edirne'ye gidiyor. Eski cami diye bir cami var. O camiye gidiyor. Cemaati bol. Orada ilan ediyor. Falan filan tarih arasında kimden ne almışım, sen gelin paranızı alın. Bir kısım gelip alıyorlar, bir kısım gelinmiyorlar, almıyorlar. Almak isteyenlerinkini veriyor, almak istemeyenlerinki de Edirne'nin fakirlerine dağıtıyor, o 4000'i bitiriyor, geliyor. Şeyh Abdurrahman'ın yanında intisap ediyor. Şeyh Abdurrahman da devlet erkanlarıyla araları iyi. Onun vasıtasıyla, yardımıyla bir gide bir medrese yaptırıyorlar. Geliyor orada medresenin müderrisliğini ne ediyor? Müderrisliğini devam ediyor vefat edinceye kadar. Şu an o da bir gide medfundur. Ama babasıyla aynı yerde mi değil mi onu bilemiyorum. İkisi de bir gide medfundurlar. Balıkesir'de misin? Doğru. Kasabeti Balıkesir'i diye burada başta söylemiş. Ya doğru. Aslında İzmir'in Balıkesir'i. Şimdi İzmir'de diyen var, Balıkesir'de diyen var. Allah alem şu an Aydın'a bağlı. O zaman Balıkesir'e bağlıydı. İzmir demeyelim. Balıkesir. Milad-ı Aydın. Bugünkü tarifi bu Aydın. O zaman Balıkesir'miş. İzmir'de de Balıkesir'si onu o şekilde değiştirir. Yani meşhur bir kazada gidip aslında ziyaret etmek lazım öyle zatları. Biliyorsun Muhammed Hadimi bu Hadimi Hazretleri dediğimiz onun Et-Tarikatul Muhammediye diye İmam Bilyon'un bir kitabı var. Muhammed Hadimi Hazretleri o da El-Berikatul Mahmudiye yazmış onun şerhi olarak. El-Berika şu an şerhi var ya bizde. Onun ismi El-Berikatul Mahmudiye'dir. Neyin şerhi? El-Tarikatul Muhammediye'nin şerhi. Bakın bazen Hadimi Hazretleri Bilgevi'nin talebesidir. Öyle değil. Çünkü İmam Bilgevi 981'de vefat etmiş. Hadimi Hazretleri hatırladığım kadarıyla 1176. Hadimi Hazretleri'nin geçmişi 250 yıla dayanıyor. Vaktiniz olursa bir ara ziyaret edin. O da büyük bir hadim. İmam Bilgevi artık bir gide tabi Edirne'de o taksimat işle uğraşırken aynı zamanda ders de veriyordu. Milleti irşad ediyordu. O tebliğ görevi, vaaz görevini de yapıyordu. Sahada bir mirasla meşgul değildi. Mirasla ilgili meseleleri bulunca çözerdi. Geri kalan vakitlerini yine vaaz, nesat, irşadla geçirdi. Ama bilgiye gelince artık olgunlaşmıştı. Yaş biraz ilerlemişti. Kendi tam tedrisata vermişti. Ama hem vaziyle, hem tedrisatıyla, hem zühdiyle, hem devlet erkanlarına taviz vermeyen, yanlışlıklarını söyleyen tavırlarıyla meşhur bir alim idi. Bu İmam Bilgevi kafiyeyi şerh etmek istemiş. Kafiyeyi şerh etmek istemiş. Bakmış ki Lubbul Elbab, kimisi Lubbul Lubab diyor, kimisi Lubbul Elbab diyor. Kadi Beydavi'nin Lubbul Elbab'ına bakmış bu kafiyenin hem üzeti, kafiyenin aldığını üzetlemiş, hem de kafiyede olmayan bazı şeyleri almış. Onun için kafiye yerine ne etmiş? Lubbul Elbab'ı şerh etmiş. İmtihanul Eskiya. Lubbul Elbab'ı neydir? Şerhidir. Kadi Beydavi biliyorsun Allah-u Alem Faris'tir. Bu bizim meşhur Kadi Beydavi'nin musannefidir. 685
Bir görüşe göre 691'de ne etmiş? Vefat etmiştir. O çok eskilerdendir. Gadi Beydav bu meşhur tefsirinin Envar-ı Tenzil dediğimiz tefsirin sahibidir. Beydavi, Beydaya mensup, Şiraz'a yakın bir nedir? Bir şehirdir. Şiraz'a yakın, Beyda şehrinin şehrinde hem orali, hem oraya mensup, hem oranın kadiliğini yapmış. Oranın ne? Kadiliğini yapmış. Oldu. Şimdi en son Beyda'da doğmuş, Beyda'nın kadiliğini yapmış. En son Tebriz'de vefat etmiş. Şu an kabri İran'ın Tebriz şehrinde. O kafiyeyi hulaselendirmiş, özetlendirmiş, olmayan meseleleri ilave etmiş. İsmi Lubbul Elbab. Lubbul ne? Elbab. Eğer bu isim doğru ise Lub herhangi bir şeyin halisi demek. El halisu min kulli şey. Lubbul Lubab eğer olursa, hani bazen ismi o geçiyor, bazen o geçiyor. Biraz ihtilaf da var. Lubab da, bak lubab, cevizin içine denilir. Bademin içine. O yenilmeyen kabuğun içinde yenilen neye denilir? Çekirdeğe denilir. Demek bu çekirdeklerin halisi. Lubbul lubab. Eğer lubbul elbab olursa, elbab da yine lubbun neyidir? Cemidir. O zaman ne? Halislerin halisi. Yani biraz düşünecek olursak sanki kafiye bir lub kabul etmiş. Nahv diğer kitapları bir lub kabul etmiş. Onlara elbab demiş. Benim bu kitabım elbabların yani nahv ilminin kitaplarının o elbabların o kitaplarının neyidir? Lubbudur. Halisidir. Bildiniz değil mi? Tabi bunlar hayatı ayrı kitaplara bakmak lazım. Burada fazla uzatmayalım. Bu kadar yeterlidir. Yüce Allah hem Kadi Beydavu hem İbn-i Hacib hem İmam Bilgivi hem bunlarınla ilgili şarihler, muhaşillerden razı olsun inşallah. Şimdi biz kitabımıza gelelim. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine istafa hususen minhum ala siracil muniril Mustafa. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine istafa. Bizde Allah hasbuna ve ni'mel vekil diye şarkı. Ne de geçiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Nuska olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve hasbuna ve ni'mel vekil. Öyle mi geçiyor? Sallallahu ala nebihi Muhammed. Bazı nüshelerde kitaptan mıdır? Mesela. Eğer kitaptan ise, kitaptan değilse zaten değil. Manası nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Nedir? Ve ve hasbuna. Ve ve hasbuna. Yüce Allah bize kafidir. Ve ni'mel vekil. En güzel vekil. Yüce Allah bizim vekilimiz de O'dur. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadillezine istafa. Kafiyeye bakın. Hususen minhum ala siracil muniril Mustafa. İstafa, Mustafa. Bildiniz değil mi? Bu kafiye için bu şekil ayarlanmış. Oldu. Şimdi başa dönelim. Elhamdülillahi. Hamd kime olsun? Hamd Allah'a olsun. Ve selamun. Selam da ala ibadillezine istafa. Allah'ın seçmiş olduğu kulların üzerine selam olsun. Kimlerdir? Peygamberlerdir, nebilerdir. Allah onları istafa ihtarehum. Onları ihtar etmiş. Neye? İhtarehum lil vahyi ve nubuvveti ve risaleti. Hususen minhum
O ibadlerden de özellikle selam Siracül Munirül Mustafa üzerine olsun. O ki sirajdır. Yani parlıyor. Çıradır, lambadır. El Muniru, Muniri o ki nedir? Nuru saçıyor. El Mustafa o ki nedir? Muhtardır. Oldum. Şimdi geri dönelim. Önce ve selamun demiş. Ve salat dememiş. Bu fıkra uzun olmaması için. Hani salatu selam birbirinden ifrad etmek mekruh. Biz diyoruz bazı ulemalara göre mekruh. Bazılara göre değil. İmam bir gibi mekruh görmeyenlere göre gitmiş. Veya deriz ki infirad bil külye mekruhtür. Burada kitabeten infirad var. Selam var, salat yok. Ama telaffuzen ne olarak? Telaffuzen ne var? Telaffuzen salat da var. Elhamdülillahi ve salatun ve selamun. Anlıyorsunuz değil mi? Ha. İnfirat burada sadece kitaben tendir, telaffuzen değil. Peki ve selamun niye nekire gelmiş? Bir ve selamı olsaydı kafiye fıkrada fazlalık olurdu. İkinci gerekçesi tenvin tazim içindir. Niçindir? Tazim içindir. Bildiniz değil mi? Elhamdülillahi ve selamun. Buradaki selam Allah'ın selamı. Burada selam salat manasındadır. Melaketlerin selamı, müminlerin selamı ala ibadihillezine istafa üzerine olsun. Selam, nüzul-u rahmet anlamında salatın muradifini alıyoruz. Veyahut da selamun, ismul mester selamet manasındadır. Yani ne olsun? Bütün cismani ve ruhani musibetlerden, afatlardan, dini ve dünyevi belalardan, afatlardan selamet Allah'ın o ibadeleri üzerine olsun. Oldu. Ve selamındaki tenvin hem tenkir için hem tazim için. Çelişki var mı? Hayır. Teksir için adet olarak çok selamlar. Tazim için o her bir selam da büyük olsun. Bak sayı olarak çok, rütbe olarak, mevki itibarıyla azamet olabilir. Öyle değil mi? Sayı olarak çoktur. Her biri de nedir? Her birine de azamet var. Hiçbir çelişki yok. Selamun tenvini hem teksir için hem tazim için deriz. O zaman mana nasıl gelir? Ve selamun kesiretun azimetun. Çok ve büyük selamlar olsun. Bildiniz değil mi? Şimdi kısa olarak hamd burada geçtiği için bir de elhamdülillahi ve selamun hani ve kulil hamdülillahi ve selamun ala ibadillezine istafa bu ayettir. Bu ayetten iktibas ederek İmam Bilgivi burada böyle bir hamd etmiş. Bildiniz değil mi? Lillahi'deki lam bak hamd mester. Yedi çeşit mester var. Biz onlara girmiyoruz. Mester-i Sazeç, Mester-i Bine-i Faal, Mester-i Bine-i Mef'ul, Hasıl Mester-i Bine-i Faal, Hasıl bin Mester-i Bine-i Mef'ul, İsmul Faal, İsmul Mef'ul. Burada hangisi olur, hangisi olmaz ona girmiyoruz. Girersek zaten bir ders bu olur. Elhamdudaki eliflam, istigrak mıdır, cins midir, ahd-i zeni midir, ahd-i harici midir? Hangisi olursa mana ne olur? Hangisi uygun, hangisi uygun değil? Bu üç kısım el ile yedi kısım mester karşılaştırırsak aksamlar kaça çıkar ve manaları ne olur? Hangisi buraya münasip, hangisi münasip değil ona da girmiyoruz. Sadece bunu bilelim. Lillahi'deki lam istihkak için olur.
hamd hamde müstahik olana olsun. Demek ki fayda veriyor ki Allah hamde müstahik. Elif lam istihkak için, ihtisas için olabilir. Hamd Allah'a nedir? Hastır. Delalet ediyor ki makabül mabada hastır. Yücedü fi ve la yücedü fi gayri. Temlik de olabilir. Hamd hamdın maliki olan Allah'a olsun. Rahmet temlik delalet ediyor ki makabili mabadın memlükidir. Mabad makabının malikidir. Üçü de diyebiliriz. İhtisas lamdan da, temlik lamdan çıkartırız. İstihkak lamdan çıkartırız ama ihtisas lamdan da çıkartabiliriz. Musnad-ı ilahi marife olursa hasri ifade eder. Oradan da çıkartabiliriz. Bu da elhamdülillah. Çok yerlerde geçiyor elif, hamd, şükür, medeh, sena. Onlara girmeyelim diyoruz. Burada biraz girelim. Şimdi hamd-i lugavi nedir? Hamd-i lugavi el-vesfu bil-cemili alel-cemili-l-ihtiyariyi ala-ciheti el-vesfu bil-cemili alel-cemili-l-ihtiyariyi mutlaken ala-ciheti tazim veya el-vesfu bil-cemili tazimen alel-cemili-l-ihtiyariyi mutlaken. Şimdi manası nedir? Güzel elfazlarla güzel elfazlarla tazim amacıyla cemil-i ihtiyari üzerine övgü yapmaktır. O cemil-i ihtiyari ister nimet ister gayri nimet. Bakın bu hamd-i lugavi. Hamd-i lugavi el-vesfu bil-cemili. O zaman mevridi hastır. Mevridi nedir? Hamd-i lugavinin mevridi sade ne olur? Dil olur. Ama mutallaki amdır. Cemile ihtiyaridir. Mutlak. İster nimet, ister gayri nimet. Hamd-i lugavi, tekrar ediyorum. Huvel vesfu bil cemili tazimen ala cemil ihtiyari mutlakendir. Hamd-i lugavi budur. Mevridi has, mutallaki. Hamd-i urfi nedir? Hamd-i urfi fiilun yuş'iru bi tazimil mun'imi qasdan in'ami. Fiilun yuş'iru bi tazimil mun'imi qasdan li in'amihi mutlaken. Bak bir fiildir. İster dille olsun, ister cevarihlerle olsun, ister kalple olsun. Mun'imin tazimini bildiren herhangi bir fiil. Ama onun tazimini bildiren fiil de onun inamini inamı içindir. Onun ne? İnamı için. Yani bir kişi bir iyilik yapmış, onun karşısında güzel bir fiil yapmaktır. O iyilik ister hamd yapana yapsın, ister başkasına yapsın. Diyelim bu Eyüp Şaban'a bir iyilik yapmış, ben ona teşekkür ediyorum. Bu da bir hamdır. Nedir fiildir? O zaman bakın fiilun yuş'iru bi tazimil mun'imi qasdan li in'amihi mutlaqan. Fiilun deyince mevridi am oldu. Lisan da girdi. Cevarihler de girdi, kalp de girdi. Ama mutaallaki hastır. Nedir? Nimettir. Nedir? Nimet. Nimetin gayrisi hamd-i lugavi, hamd-i urfi öğrendik mi? Öğrendik. Şükr-i lugavi nedir? Şükr-i lugavi hamd-i urfi aynı. Fi'lun yunbi an tazimil mun'imi qasdan li in'ami. Hiçbir fark yok. Sade fark budur. Hamd-i urfide o in'am hamide şart değildi. Ben Eyyub'a hamd ediyorum. Eyyub Şaban'a iyilik yapmıştı. Ama şükr-i lugavide o in'am şakire olmalı. Fark sade budur. Fark sade budur. Bildiniz değil mi? Şükr-i lugavi bu. Şükr-i urfi nedir? Sarful abdi cemi'a ma en'amallahu aleyhi ila ma hulika lehu. Allah gözün içine abde vermiş. Abd onu kullanması.
Kulağın içini vermiş ona kullanması, elin içini vermiş, ayağın içini vermiş, kalbin içini vermiş, şunun bunun için vermiş. Allah bunları niçin yaratmışsa, abed bunları o niçin yaratıldığına sarf ederse, buna ne olur? Şükür olur. İşte şükrü yapan çok az olur. وَقَلُلْ مِنْ اِبَادِيَ شَكُرْ. Çünkü şekur demek, Yüce Allah vermiş olduğu imkanatları niçin vermişse ona sarf edilmesine denilir. Bildiniz değil mi? Hamd-ül Lugavi öğrendik. اَلْوَسُ بِالْجَمِيلِ تَعْزِمِنَ عَلَى الْجَمِيلِ اِخْتِيَارِهِ مُطْلَقًا. Hamd-ı örfü öğrendik. فِيَرُ يُشْرُ تَعْزِيمِ الْمُنْعِمِ قَسَنِينَ عَامِهِمْ مُطْلَقًا. Şükre-i lugavi öğrendik. Fiyonun yüşrü tazimil mun'imi. Fiyonun yüşrü an tazimil mun'imi. Kesenin amihi ala şakir. Şükre örfü öğrendik. Sarful abdi cemi'a ma en'amallahu aleyhi ile ma hulike lehu. Oldu mu olmadı? Medh nedir? Medh vesfi bil cemildir. Bak o da hamd gibi lisan olmadı. Tazimen alel cemili, hamd-ı lugavıyla aynı. Sade, mutlakandır. Hamd, alel cemilil ihtiyariyi. Medeh alel cemili, ister ihtiyari, ister gayri ihtiyari. Bakın medeh, hamd-ı lugavıdan ne oldu bu yönüyle? Amud. O zaman medhen mevridi hamd gibi lisandır. Mutallaki cemildir. İster ihtiyari, ister gayri. Oldu mu olmadı? Şimdi bunları artık fazla uzatmayalım. Hamd-ı örfü lugavi karşılaştın. Hangisi has nedir? Hamd-ı lugavi şükre lugaviyle karşılaştırın. Hamd-ı lugavi şükre örfüyle karşılaştırın. Şükre lugavi şükre örfüyle karşılaştırın. Hamd-ı lugavi medehla. Hamd-ı örfü medehla. Şükre lugavi medehla. Şükre örfü medehla neyden? Karşılaştırın. Hangisi am, hangisi has? Onu kendiniz çıkartabilirsin. Ona girersek biraz uzun olur. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihi. İbad, abdın neyidir? Cemildir. İstafa, istafahum. Onları bütün mahlukat arasında ne etmiş? İhtiyar etmiş. Neye? Nübüvvet, risalet, vahye. Onları seçmiş. Bunlar kimdirler? Bunlar enbiya ve rusullardır. Bildiniz değil mi? İstafahum mefulunya hasbetmiş ala siracil muniril Mustafa kafiye onunla ne olsun? Aynı olsun diye. Bildiniz değil mi? Şimdi demin bir şey yanlış söyledim. Selamı zikretmiş, salatı ne etmemiş? Zikretmemiş. Bakın salat geliyor. Yani olmasa da bizim verdiğimiz cevaplar yerindeydi. Ama salat geliyor. Önceden baksaydık bilirdik. Bildiniz değil mi? Siz de söylemediniz. Ben yan yana alacaksam. Yok yan yana şartı zaten. O kimse o şartı koşmuyor. İstafahum. Hum hasbe gitmiş kafiye için. Şey doğru mu sen? Hani lezir dönemi, usta dönemden bir mefulden bir olduğu zaman hasbetmesi galip olarak vacip diyenler var ya sonra. Yok, mefhul hasbi vacip olan yerlerden değil. Mefhul hasbi genel olarak caizdir. Ama bir noktaya binan. Asıl adem hasıldır. Nerede hasıl giderse illa bir fayda, bir gaye, bir nokta içindir. Burada nokta nedir? Lefsi nokta kafiyedir. Oldu mu? Manevden nokta umum olabilir. Umum olabilir. Veya malum olduğu için çok şeyler diyebiliriz. Hususen, şimdi hususen, ehussu hususen, mahzub bir ehussiye mefulu mutlak yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Meful mutlak yapabiliriz. Veya hususen, husus mesler mana mahsustur. Mana ne? Mahsustur. Ne olur? Hal olur. Neye hal olur? Ala ibadihideki demire hal olur. Ala ibadihideki demire ne olur? Hal olur. Hususen, maksusen manasındadır dersek, mufred, car-ı mecrurun faaline hal olmuş.
Ahussu takdir edersek cümle ne olur? Cümle hal olur. Bildiniz değil mi? Hususen, maksusen manasına olsa yine haldir. Ahussu'ya mef'ul mutlak olursa yine ne olur? Hal olur. Hususen ala siraci. Ala ne? Siraci. Bakın, siraj hususen ne olur? Hususen mutaalik olur. Siraj ne olur? Hususen mutaalik olur. Minhum siraca ne olur? Hal olur. Kuraldır, mecrur zilhalın hali öne geçmiyor. Gerçi ihtilafta tefsirat var, biz ona girmiyoruz. Mecrur zilhalın hali öne geçmiyor. Burada ne olmuş? Mukaddem olmuş. Sebep ne? Sebep demin dediğimiz gibi secedir. Hususen ala siracil muniril Mustafa minhum. Eğer tehir edilseydi Mustafa'dan sonra tehir edilirdi. O zaman kafiye bozmuş olurdu. Kafiye bozulmuş olurdu. Bildiniz değil mi? Sanki maksusen minhum, yani maksusen minhum ala siracil mubin. Bakın öyle demeyelim. Hususen ala ibadideki demire hal olur dedik ya, öyle değil. Hususen ala siraci, bu car mecrurun içindeki huya hal olur. Minhum da mecrur olan siraca hal olur. Birinci hal demirin halidir, mukaddem olmuş, orada sıkıntı yok. İkinci hal mecrurun halidir. Niye mukaddem olmuş? Kafiye için. Ha, onu unutmayın. Bildiniz mi? Demin hususen, hani dedik ya, mahsus manası olursa müfred hal olur. Ahusuya mef'ul mutlak olursa cümle hal olur. Neye? Car-ı mecrurun faali. Hangi car-ı mecrur? Muakhir olan ala siracı. Bu car-ı mecrurun faali hal olur. Minhum siraca ne olur? Hal olur. Munir ennare yunirudendir. Ennare ne? Yunirudendir. Mustafa ne demek? Asli Mustafa'dır. İçtima babının, iftial babının faul fiili istilah harflerinden biri olan sad olduğu için oradaki ta, ta'ya kaybedilmiş, Mustafa olmuş. Oldu mu olmadı, bildiniz mi? Ve salatun aleyhi. Bak bu da nekire gelmiş, tenkiri, tenvini, tenkiri tazim ve teksir içindir. Ve salatun aleyhi. Salat o siraci munir üzerine olsun. Ve aleyhim bir daha kimler üzerine olsun? O ibadetler üzerine olsun. Kimler üzerine olsun? O ibadetler üzerine olsun. O rusullar, enbiyalar üzerine olsun. Aleyhi tabi öne almış Efendimiz bütün peygamberlerin seyididir, serveridir. Ve salatun aleyhi ve aleyhi. Salatun mubtada aleyhi onun haberi. Ve aleyhim onun üzerine matuf, o da ne olur? Haber olur. Ve salatun aleyhi ve aleyhim. Bu cümle elhamdülillahi ve selamun ala ibadihillezine istafa. Bu cümle, o iki cümle gibi suretinde ihbar, manasında ne? İnşadır. Salat onun ve onların üzerindedir, olsun demektir. Selam ibadillezine istafa üzerine olsundur, yani olsun. Hamd Allah'ındır, yani hamd Allah'a olsun. Bildiniz değil mi? Şimdi dikkat edersen selam ala ibadihi, salat ala ibadihi. İkisi de neyle kullanılmışlar?
alayla kullanılmışlar. Niye? Çünkü salat manası neydi? Nüzulur rahme. Salat nüzul manasını içine aldığı için neyle kullanılıyor? Alayla kullanılması istemali nedir? Caiz. O mudammen mana itibariyle caiz. Bunu öğrendik değil mi? Peki bir de ise tamam, alayla kullanılır. Şimdi salat dua demek değil mi? Dua. Alayla olan dua medderret içindir. Da'a aleyhi beddua eti. Da'a lehu faydasına dua eti. Nasıl buradaki dua manasına olan salat alayla kullanılır? Bu medderret olur. Burada da gaye medderretti. Nefedir? Biz deriz ki dua lefsi alayla olursa medderrettir. Ama salat lefsiyle başka bir lefsi olursa medderret için değil. Bir de bir teknik kullandı. Ala ibadillezine istaffa. Burada ibadî ne getirdi? Am getirdi. Öyle değil mi? Hepsini bir lefse getirdi. Sonra gelince aleyhi ve aleyhim. Aleyhi ve aleyhim. Ve aleyhimdeki demir kime gidiyor? İbade gidiyor. İbadillezine istaffa. Onların içinde Efendimiz yok muydu? Vardı. O zaman aleyhi Efendimiz'e gidiyor. Ve aleyhim bütün ibadet, bütün peygamberlere gidiyor. O zaman zikrul ambadan hasta diyebiliriz. Atful am alal hasta diyebiliriz. Anlaşıldı değil mi? Şimdi ve salatun aleyhi ve aleyhim musaffen ve mustesfen. Bu ikisi musaffen ferrahe babının ismul mef'uli. Mustesfen istihraca babının neyidir? İsmul mef'ulidir. Bu ikisi de aley musaffen ve musaffen ve mustesfen aleyhi ve aleyhimdeki bir demir musettirdir. Hiyedir, salata gider. Bu musaffen, mustesfen o demire ne olur? O demire hal olur. Bildiniz değil mi? Demire ne olur? Cavr-ı Mecnun içindeki demire hal olur. E biri derse salat müennes, ona giden demir de ne olur? O da müennes olur. Mustafen, mustesfen müzekirdir. Buna ne yaparsın? Biz diyoruz hayır. Aleyhi, demin hani ben de hiye dedim ya. Biz deriz aleyhi ve aleyhimde demir, müstetir olan demir huvedir. E huve ise salata nasıl gider? Salati duaya ne ediyoruz? Duaya tevil ediyoruz. Demir müzekir gelir. Gelebilir. O zaman Mustafa Mustafa'nın müzekirdir. Zilhali de huve, o da nedir? Müzekirdir. O demir müzekir salata gider dua itibariyle. Ne itibariyle? Dua itibariyle, tazim, tekrim itibariyle. Oldu mu? Ve yahut da deriz ki mustafen, mustesfen mustafen, mustesfen yok, aleyhideki demire hal, aleyhim değil de aleyhideki demire hal yapıyoruz. Ve yahut da deriz ki mustafen, mustesfen Munire'nin içindeki huve'ye ne yapabiliriz? Ona da hal yapabiliriz. Anlaşıldı değil mi? Demek ki ne? Buradaki mustafen, mustesfen aleyhideki demire hal yapabiliriz. O demir müzekker, hal da müzekker, zil hal da dua tevhiliyle o da müzekker olur. Veya Munire'nin içindeki huve hal yaparız. O Munir'in içindeki huve de siraca gidiyor. Sirac'dan murad da kimdir? Yine Efendimiz'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ve salatun aleyhi. Hi nereye gidiyor? Sirac-ı Munir'e giden murad Efendimiz'dir. Mustafen mustesfen. İster aleyhideki demire hal yapalım. İster Munir'in içindeki demire hal yapalım. Aynıdır. Çünkü aleyhideki demir siraca gider. Munir'deki huve de siraca gider. Hangisine hal yaparsa manada bir değişiklik olmuyor. Mustaffen ne demek? Hani insan bu odaya herhangi bir şey yabancı maddeden elekliyor. Mustaffen demek yani mulakhasen, munakkan demektir. Arındırılmış, tehzip edilmiş demektir.
Neden? Bütün eksiklerden, noksanlıklardan, layık olmayan eşyalardan ne yapılmış? Arındırılmış. Müstesfen ne demek? Müstesfen halis kılınmış. Ne demek? Halis kılınmış. Peki arındırılan şey ile halis kılınan şey aynı değil mi? Aynı. Bu buğday halis kılındı. Yabancı bir madde içinde kalmadı. Bu buğday tezhib edildi, elekten geçirildi, ne yapıldı? Tenbiye yapıldı. Ne demek? Yabancı bir madde kalmadı demektir. O zaman burada musaffen, müstesfen ikisi de aynı manaya gelmişler burada. Aynı manayı ifade ediyorlar. Atfu ne oluyorlar? Atfu tefsir oluyorlar. Ve ala alihim salatu selam ne olsun? Bunların ali üzerine olsun. Al'ın esli ehlündür. Ha direktmen elif olmadığı için ha'yı hemzeye kalbettik. Ona oral kayda var. Ehlün oldu. Hemzeyi de elife kalbettik. Al'ın oldu. O zaman al, ehl, aynı. Fark nedir? Fark, al şerefli şeylere kullanılır. Al, ehl, amdır. Ehl nedir? Am. O şeref dediğimiz, ister dünyevi şeref olsun, ister ukrevi olsun. O zaman feltekettehu alu firavne, burada firavunun ehline al denilmiş. Bunlar zaten kafirdiler, uluhiyeti iddia ediyorlar, bunlarda şeref yok. Al nasıl kullanılmış? Onlara da dünyevi şeref vardı. Biz demiyoruz al, zişerefi uhreviye kullanılır. Zişerefe kullanılır. Ha dünyevi, ha dini, ha uhrevi fark etmiyor. Oldu mu? Şimdi aldan murat nedir? Aldan murat, etba da alabiliriz, bütün müminler girer. Aldan murat, beni Haşim, beni Muttalib alabiliriz, zekat yetmiyorlar. Aldan zürriyet, ezvac alabiliriz. Etkıya, ümmet alabiliriz. Alın 12 manası var. Çoğunun burada alınması nedir? Caizdir. Ama meşhur o ki, fıkıh kitaplarında, zekat babında geçen aldan murat, beni Haşim, beni Muttalib'in Müslümanları. Çünkü zekat onlara verilmiyor. Fakat da an ehl zikredildiği zaman murat ben Haşim, ben Muhtalim. Bildiniz değil mi? Şafii mezhebine göre. Şafii mezhebine göre. Hanifilerde de ihtilaflıdır. Hanifilere göre de zekat gitmiyor. Eğer devlet maaş veriyorsa zekat gitmiyor. Ama bazı hanifilere göre diyor, onlar zekat alabilir. Şimdi bu mesele ihtilaflıdır. Şafii'ye göre de eğer bugünkü seyitlere ehli beyte zekat verilmiyorsa, durumları farklı ise de o kayı var, gene verilebilir. Ama normalde seyidlerin humusul humusta hisseleri var. Yani ganimetten humusunun humusu onlarındır. Zekat malın kiridir. Onlar ona layık, o onlara layık değil. Oldu mu? Yani zekat babında, fıkıh kitaplarında Hanifi Şafii eğer al geçiyorsa oradan murat ben Haşim, beni Muttalib. Hanifilerde diyelim ala zekat verilir. Kimdir? Ben Haşim, beni Muttalib. Şafii fıkhlarına verilmiyor. Kimdir? Ben Haşim, beni Muttalib. Ama dua yerinde, dua makamında bütün et alınırsa daha dua makamına uyur. Etkıya ulumette alınabilir, ehli beyte alınabilir ama bunu bu şekilde bilin. Zekat babında ben o Haşim, beni Muttalib. Dua makamında etba alınırsa daha uygun olur. Haşim Muttalib kim? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Muhammed Abdullah Abdülmuttalib Haşim. Haşim Efendimizin 4. derecedeki ne? Dedesidir. Bildiniz değil mi? Bu Haşim'in 4 kardeşi var. 3 var. Haşim, Muttalib, Nevfel, Abdül
Uzzam mıydı, neydi? Abdülşams. Abdülşams, Allah-u Alem. Yani dört kardeş. Dört kardeş. O Efendimiz Ali dediğimiz Efendimizin dedesi Haşim ile Efendimizin bir derece baid amcası, iki derece baid amcasının çocuklarına denilir. Abdüşşems, ha doğru. Abdüşşems, Abdünnevfel mi? Ben Nevfel. Biri Abdüşşems, biri Nevfel'dir. Ya Abdünnevfel ya Nevfel, bir bakın. Oldu mu? Bunlar hepsi Menaf'ın oğulları. Ve ala alim ve ashabim ellezine hum ihvanu safa. Onlar Safa'nın neyidirler? Safa'nın ihvanlarıdırlar. İhvan kardeş demek. Kardeşlere ne lazım? Birbirlerine bağlı olmak. Birbirlerinden kopmamak lazım değil mi? Ha burada ihvandan murat lüzum alınır. İhvanu safa, Safa'nın mulazimleridirler. Safilik, netlik, temizlik onlardan ne etmiyor? Ayrılmıyor. Ve ala alim ve ashabim ellezinehum ihvanus safa. Ashabın sırası ne cemidir onu bırakıyorum, geri dönüyorum. Ve ala etbaihim, onlar etbaileri de ne olsun? Hum ashabul vefa. Onlar da nedirler? Vefa mulazimleridirler. Vefadan ayrılmıyorlar. Sözün vefası olur. Allah'a vermiş olduğu söz olur. Kullara iyiliklerin karşılığı olan vefadan ayrılmıyorlar. Şimdi bakın. Ve ala alim ve ashabim ellezine hum ihvanus safa. Safa'nın ihvanı dedi. Çünkü bu kimin sıfeti? Al ashab. Al ashab Efendimiz'i gördükleri için Safa'ya arındırmaya, netliğe mulazimdirler. Ama etbalar biraz uzak oldukları için artık onları safayla ne etmedi, vasıflandırmadı. Hum ashabul vefa, dedi onlar vefa sahipleridirler. Etbaların derecesi, çünkü al ashablardan daha nedir? Daha düşüktür. Şimdi ve ala alim ve ashabim, ashab ala atfedildi. Aldan ehli beyt alırsak, ben o Haşim, beni Muttalib alırsak, etkiyavul ümmet alırsak, ve eshabihim min atfi, atful am alel has diyebiliriz. Ama aldan etba alırsak, aldan ne? Etba alırsak, eshab da girer. O zaman atful has alel am deriz. Faydası ne? Faydası ihtimam. Bir grup, bir zümre, bir kişiye ehemmiyet verilirse, bir önceki amın içinde zikir edildiği halde tekrar ne yapılıyor? Tekrar zikir ediliyor. Oldu mu? Safa, vefa, gadrin neydir? Gadrin dıdıdır. Safa da kederin neydir? Keder demek, bulanlık demek, karışıklık demek, onun neydir? Tersidir. Peki İhvanus Safa bu kayde vakidir, kayde methidir. Yani o ashab o al ki Safa'ya mulazimdirler, ayrılmıyorlar. Münafık olanları, fasık olanları çıkarttı, bu kayde ihtirazı diyemeyiz. Niye? Sahabelerin içinde hepsi Safa ashabıdırlar, münafık yok. Öyle değil mi? Fasık sahabelerin içinde yok. O zaman bütün al, etba nedirler? Eshab. Yani garimane alırsak hepsi eshab-ı safadırlar. O zaman buradaki tevsif, vesif, medh içindir, itiraz için değil. Şimdi eshab sahibinin cem'i diyemeyiz. Niye? Çünkü fa'il, fa'il, ef'al üzerine cema olmuyor. Ya neyin üzerine cem olur? Fa'il isimse cemleri başka, sıfetse cemleri farklı. O zaman ashab sahibinin cemi değil. Nedir?
Eshab sahibinin ismul cemidir diyebiliriz. Veya diğer deriz ki eshab sahibinin cemidir. Sahibinin neydi? Cemidir. Veya sahbunun cemidir. Sahib bir derece terfif edilmiş. Sahib di, elif gitti, sahip kaldı. Sahbi ne? Sahbi olursa o da iki derece sahibin muhafefi. Sahab, sahibin muhafefi harekesi gitti, kesildi. Sahib de sahibin muhafefi elif gitmiş. Oldu. Yani faal, efal üzerine cem olmaması için bu gibi şeyleri burada söyleriz. Ya eshabın cemidir. Yok, eshab sahibin ismul cemidir deriz. Ya sahib veya sahibin neydir? Cemidir. Ve salatun aleyhim ve aleyhim mustaffen ve mustesfa. Bakın, istafa, Mustafa, Mustesfa, bir de ellezihum ihvanu safa, hum eshabu safa. Bakın hepsinin kafiyeleri sonunda elif, makabrinde ne? Fa. Hepsinin kafiyeleri ne oldu? Aynı oldu. Kafiyelerde, fıkralarda izdivac metlubdur, merhubdur. Elhamdülillahi, illahi ve selamun ala ibadillezine istafa, bir. Hususen minhum ala siracil munir Mustafa, iki. Bak, çift oldu. Ve salatun aleyhi ve aleyhi mustafen ve mustesfa ve ala alim ve ashabim lezinehum ihvanus safa, eti kaç? İki. Ve ala etbaim lezinehum ashabul vefa, ha bakın bu tek kaldı. Çift olsa değil, buna da bir kafi olsa değil, daha iyi olur. Bildiniz değil mi? Ve ba'du burada duralım. Ve ba'du yarın buradan devam ederiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.